Çocuklarım var ama. Deprem oldu. İşte 155'i aradım. Arkadaşları da aradım. Kardeşlerim geldi işte. Ev çöktü. Göçük altındayım. Yer altı. Yarım metrekare şeyin arasında. Evim komple yerle bir oldu. Tabanla tavanın arasında, anladın mı? Yer altındaydık. İşte kardeşlerim, komşularım geldi. İşte biz yanları çıkarttık. Biz kendi güçlerimizle, kendi imkan, ailemizin imkanlarıyla kendimiz çıktık, çocukları kurtardık. Hanım yatak odasında karyolanın altında kalmıştı. Konuşuyordu, rahat, yani bir şey yokturdu. Yağmur, soğuk yağıyor. Biz 50 belki 20-30 sefer yardım istedik. Yardım, en son birisi dedi ki abi yetişemiyor, her yerden arıyorlar dedi. Biz kendi imkanına çıkar dedi. Biz kendi imkanlarımızdan işte eşimiz, dostumuz geldik, çıkarmaya çalıştık işte. Tam çıkarmaya yakın 6 saat Elazığ, tabii. 6 saatte Elazığ'dan askeriye geldi işte. Tam bittiydi işte, son tutuşlarda askeriye geldi, aldık, beraber aldık. Allah razı olsun, yardım ettiler. Canlıydı, konuşuyoruz her şeyi. Koyduk, Doğanşehir Hastanesi'ne gönderdik işte, filmler çekiliyor. İşte doktor diyor ki, bunu diyor acil müdahale olması lazım diyor. O anda deprem oluyor, herkes kaçıyor. Hastayı da orada bırakıyorlar. Ayağı kırık bir yerim var, bıçağını alıyor. O çıkarıyor dışarıya. Allah'ın bir kulu kalmıyor, abim minibüsün içine yatırıyorlar. Kimse yok, ne sağlıkçı, ne doktor, hepsi kaçıyor. Bir dakika sonra deprem bitiyor. Onlar da Malatya'ya arıyor. Malatya'da da deprem olduğu için hasta burada kimse yok diyorlar. Yollar kapalı diyorlar. Yolbaşı yolu da kapalı. Abim minibüse biniyor. Buraya geliyor, Mersin'e götürüyor. Mersin tarafına götürüyor, Adana tarafına. Buraya geliyor, yol kapalı, tüneller falan sıkıntı oluyor. Sevdal Adalı'nın yaptığı yolu her içine almıştı işte. Oradan geri Gölbaşı'na aradı. Telefonlar, hiçbir ulaşım yoktur. Bitti. Sistem. Gölbaşı'na yiyenlerim vardı. Tamirci arkadaşlar. Onları aradık ki gel gel yapalım. Karşıya geçirelim. Bir araba bulsak oradan götürek diye düşündük. Kimseye ulaşamadık. Geri getirdik bu eve. Bu çekyata yatırdık. Sabah gece saat 12 miydi? 1.30-2 idi. Bir askeri siye geldi. Bir serum taktı. Bir asker geldi. Bir serum taktı. Biraz acısını aldı. Sabah da burada kadın can çekerek işte konuşarak sabah 6'da vefat etti. 12 saat burada acı çekti işte, yanındaydı burada. Bizim gücümüz takatımız kalmadı. Her yerlerimiz yara, kafamız yara, ayağımız yara. Annem mosmor her tarafı. Çocuklarımın ayağım ayağı ağrıyor. Çocuklarım, kardeşlerim cırmacır oldu. Bütün hal hep hatırlıyorduk, hasta olduydu o gün. Burada 12 saat burada konuşarak bizden acı çekti. Herhalde şey öldü bizden. Ne yapalım? Millet, benim hanımımı kurtarabilirdik doktorlar kaçmasaydı, oradan sevk etse. Ben duyuyorum ki adam uçağına ambulans götürmüşler Ankara'ya, duyuyorum ki Antalya'ya götürmüşler. Benimkini sevk etseler, ben sağlam çıkardım. Diri diri öldürdüler doktorlar orada. Biri ilkokula gidiyor. İkisi ilkokula gidiyor. Sonradan öldü. Yardım geç geldi. Hava da çok kıştı. Sağlık kesinlikle yok tabii. Sağlık sıfır. Bakmışlar.